Merhabalar öncelikle tekrardan herkese. Bugünkü konumuz aile içi iletişim stratejileri. Ve kısacık bir sunumla öncesinde başlayalım. Sonra soru cevap olarak yine ilerleme kararı aldık. Aile nedir diye girecek olursak, aile hepimizin bildiği gibi aslında toplumun temel çekirdeği. Bireylerin ruh ve beden sağlığı için gerekli sevgi, şefkat ve bakım bulabilecekleri ortamdır aslında aile. Peki aile içi iletişim neden önemli sorusuna gelirsek, aslında bireyler topluma olan uyumlarını, toplumda gerçekleştirdikleri iletişimin temellerini aile içerisinde atarlar. Yani toplumla bireyin arasındaki ilişkiyi inşa eden şey ailedir. Bu yüzden de aile içi iletişim gerçekten önemlidir. İlişki ve iletişim konusuna baktığımızda aslında her ilişkinin, yani sadece eşimizle ya da çocuklarımızla aramızda olan ilişki değil, diğer bireylerle, diğer sosyal çevremizde kurduğumuz ilişkileri de besleyen şey aslında iletişimdir. Bu aynen bir çiçeğe su vermek gibi ya da bir arabaya benzin koymak gibi bir şey. Eğer ki iletişimle biz o ilişkiyi destekleyebilirsek, o zaman o ilişki gerçekten sağlıklı bir ilişki haline dönüyor ve daha uzun süreli seyrediyor. Elbette ki bu iletişim asla ama asla emek vermeden gelişmiyor. Hem iletişim hem ilişki. İyi ilişki niye önemli peki? Neden iyi ilişki sağlayabilmek için iletişimi bilmemiz gerekiyor? Çünkü iyi ilişki hem eşlerin birlikte gelişmesine hem de birey olarak ayrı bir şekilde büyümelerine, olgunlaşmalarına izin veren bir şeydir. Ve iyi ilişkiyi kurmak için de sadece sevmek ya da sevildiğini söylemek yeterli değildir. Bireyin gelişiminde ve eğitiminde önemli bir işlevi olan aile iletişim bakımından çok önemlidir. Dedik zaten iletişimin temellerini ailede atıyoruz. O yüzden de aile içinde iletişim oldukça önemli. Aile içi iletişim, aile üyelerinin birbirlerine sözel, sözel olmayan, bedensel, bütün davranışları ile karakterizedir. Neden etkili bir iletişim gerekir? Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarına, uyum içinde yaşamalarına ve çocukların gelişmesine olanak sağlayacaktır. Bu yüzden de aile içi iletişim gerçekten önemlidir. İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında büyüyen çocuklar da zaten daha özerk ve bağımsız bireyler olarak yetişirler. Kendi düşüncelerini açıklama özgürlüğü kazanırlar. Kendi duygularını ifade etme alışkanlığı kazanırlar. Çocuklarımız hepimiz, yani hepimizin olmazsa olmazıdır. Onları iyi bir şekilde hazırlamak isteriz. Topluma iyi bir birey olarak katılmalarını isteriz. O yüzden de iletişim eğer gerçekten ailede sağlıklı bir şekilde yürüyorsa o çocuk zaten kendisini birey olarak ispatlayacaktır. Etkili bir iletişim, ailedeki kişilerin birbirlerini daha iyi tanımalarına, davranışlarında koordinasyonuna, amaçların belirlenmesine, kişilerin birbirlerine saygı duymalarına olanak sağlar. Etkili bir iletişim varsa eğer bir ailede, o ailenin zaten duyumu da gerçekten fazladır. Peki her ilişkilerde hep iyi zamanlar olmayacak, zor zamanlar da var. Hayatta olduğu gibi, hayatta her zaman mutlu olduğumuz anlar olmuyor. Çoğu zaman üzüldüğümüz, birbirimizi kırdığımız ya da beklentilerimizin karşılanmadığı, hayallerimizin yıkıldığı dönemler oluyor. Ailede de iletişim aslında böyle, aile içindeki ilişkilerimiz de biraz böyle. Önemli olan şu, eğer ki aile bir zorlukla karşılaşıyorsa ya da aile içinde bir sorun varsa, bunda ekip anlayışı gelişiyor mu? Asıl önemli olan o. Eğer ki biz bir ekip olarak eşimizle ya da çocuklarımızla biz bu sorunun üzerinden gelmeye çalışıyorsak evet gerçekten iletişimi kurmaya başlamışız demektir. Fakat burada bir de şey yaptığımız şey şu. Evet aile içinde bir sorun varsa ekip anlayış geliştireceğiz ama sorun bireyler tarafından aynı şekilde tanımlanıyor mu acaba? Yani sorun kadın tarafından farklı, erkek tarafından ayrı bir şekilde tanımlanıyorsa bunu zaten çözmek, bu ilişkideki sorunun üzerinden gelmek çok zor. Çocuklar da anne babayı örnek aldıkları için onlar da gerçekten şunun ilk aşaması olduğunu bilmesi gerekiyor. Evet ortada bir sorun varsa aslında her iki tarafta bu sorunu aynı şekilde tanımlayabiliyor mu? Her iki taraf için de sorun aynı mı? Bunu bir çözmek gerekiyor öncelikle. Peki eşler arası iletişim. Eşler arası iletişim problemleri bizim psikiyatride sık karşılaştığımız bir sıkıntı. Aslında bizlere başvuran ailelerin çoğunun temelinde yatan şey iletişim bozukluğu maalesef. Ve yapılan çalışmalarda da şu görülmüş. Boşanmaların çoğu ilk 2-3 yıl içerisinde oluyor. Bu ilk 2-3 yıl içerisinde niye olduğu dediğimizde baktığımızda birlikte yaşamaya uyum sağlanamadığı gözleniyor. Ama niye birlikte yaşamaya uyum sağlanamıyor? Çünkü her kişinin evlilikten kendi bir beklentisi var, kendi hayalleri var. Ve bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini bakıyor. Gerçekleşmiyorsa tamam o zaman boşanalım diyor. Fakat unuttuğumuz şey şu. Bizim kendi hayallerimiz ve beklentilerimiz olduğu kadar eşimizin de bir hayal ve beklentisi var. Maalesef kaçırdığımız şey oluyor ve bizim bunu anlayabilmemiz için de aramızda bir köprü kurmamız gerekiyor. Bu köprü de iletişim üzerinden geçiyor. Yani ailenin temeli aslında eşler arasındaki ilişkide yatıyor.
Sağlıklı bir ilişki iki kişinin bilinçli olarak düşünüp taşınıp sorumluluk içinde aldığı kararlara dayanıyor. Peki sağlıklı bir ilişki içine giren bireyler kendilerini nasıl hissediyorlar? Kendilerini gerçekten değerli görüyorlar. Ve dolayısıyla karşındaki de aslında olduğu gibi kabul etmeye başlıyor. Kendi sınırlarının farkına varıyorlar. Benim isteklerim ne? Aslında ailemin istekleri ne? Bunun arasındaki denge kurmaya çalışıyorlar. Kendi davranışlarından kendilerini sorumlu tutuyorlar. Gerçekçi olmaya çalışıyorlar ve çocuklarının da anne babanın kendi gereksinimlerini gidermek amaçlı kullanmıyorlar. Dolayısıyla çocuklar da kendilerinin bir birey olduğunu hissediyorlar. İletişim, evet iletişim olması gerekiyor eğer ki iyi bir ilişkinin devam etmesini istiyorsak. İletişim becerileri içerisinde ne var? Öncelikle konuşma var. Maalesef her konuşma iletişim değil. Şu anda bile aslında şu anda sadece benim yaptığım şey bir bilgi aktarımı. Ancak ki biz karşımızdaki sorununu anlıyoruz. Kendi sorunumuzu ifade ediyorsak, konuşabiliyorsak, gerçekten birbirimizi işte bilgiyi alıp sonrasında kendi bilginizi verebiliyorsanız bu aslında iletişim becerisi içerisindeki konuşma oluyor. Konuşmaya başlarken ya da konuşma becerisini öğrenirken de aklımızda tutmamız gereken ufak bazı noktalar var. Bunlardan biri kısa konuşmayı öğrenmeliyiz. Eğer ki siz kendi sorununuzu ya da kendi duygunuzu, düşüncenizi anlatacaksanız öncelikle bunu uzatmamamız gerektiğini bir farkına varmalıyız. Su içen kediden bahsedeceksek ama biz öncesinde işte ovanın ilerisindeki dağdan, dağın arkasındaki gölden, göldeki sudan bahsediyorsak oradaki su içen kedi aslında önemsiz bir hale geliyor. O yüzden net vermek gerekiyor. Konuştuğumuz her neyse ya da mesajımız karşı tarafa neyi iletmek istiyorsak. Unutmayın, eşiniz asla sizin solo performansınızı dinlemek için orada değil zaten. Siz net konuştuğunuz zaman zaten net anlaşılacaksınızdır. Ya da eşiniz size aynı şekilde net konuştuğu zaman her şey aslında daha rahat olacak bazı durumlarda. Geçmişe getirmemeyi öğrenmeliyiz konuşurken. Daha öncesinde şöyle de olmuştu, işte evlenirken de zaten hep böyleydin, sen nişanlılık döneminde de bunları yapıyordun diye başlayan bir konuşmanın sonu gelmeyecektir. Konuşmanın içeriğindeki mesaj da her zaman arka planda kalacaktır ve hiçbir zaman ön tarafa geçmeyecektir. Şimdi ve burada ya daha çok odaklanmamız gerekiyor. Şimdi ben neyi anlatmak istiyorum ya da şimdi karşımdan neyi istiyorum? Aslında beklentimle bunu öğrenmemiz gerekiyor. Elbette geçmişi konuşacağımız zamanlar da olacak ama eğer ki öncelikleki problemimiz bir iletişim becerisi, yani iletişim sıkıntısıysa öncelikle iletişim becerilerimizi hallettikten sonra elbette geçmiş konuşulabilir. Konuşurken de mümkün olduğunca ben danışanlarıma hep aynı şeyi öneririm. Lütfen ben dilini kullanalım. Bir cümleye eğer ki sen diye başlıyorsak, ben bile şu anda Sebrem Bey, sen şöyle yapmıştın, sen bunu da yapmıştın, sen aslında böyle yapıyorsun diye başladığında üçüncü cümleden sonra beni artık dinlemek istemeyeceksinizdir. Çünkü senle başlayan bir cümle sonrasında gerek bir eleştiri gidilir ya da yapıcı bir yere doğru gitmiyordur. Ama ben diye başlanırsa cümleye ve arkasından hemen duygumuzdan bahsedersek, ben kendimi mutsuz hissediyorum, ben kendimi değersiz hissediyorum. Bu ara ben pek bir işe yaramadığımı hissediyorum ya da evde yokmuşum gibi hissediyorum. Sanki evde ben yokmuşum da bazı şeyler devam ediyormuş gibi hissediyorum. Dediğinizde karşınızdaki sizin duygularınıza odaklanmaya başlayacaktır. Kendimizi yani olabildiğince doğrudan ifade etmeliyiz. Kısa, net ve ben diliyle. Ve söylediklerimizin arkasında da durmamız gerekiyor. Mesajımız her neyse karşı tarafa. Bu mesajı karşı tarafa kabullendirebilmek için asla başkalarını katmamak gerekiyor cümleye. Ben böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Senin annen de böyle olmaması gerektiğini düşünüyor. Hatta ablana sordum, o da böyle olmaması gerektiğini düşünüyor. Dediğiniz zaman bu bir savaş açmadır aslında. Ve ben taraftarlarımı topladım. Evet, sen neredesin mesajını iletir karşı tarafa. Tam tersi, siz söyle, düşündüğünüzü söyleyip arkasında kendiniz durmalısınız. Kimseyi katmadan. Ve elbette ki eğer ki bir konuşma yapacaksak, karşı tarafa bir şeyler iletmeyi düşünüyorsak o zaman doğru zamanı seçmeliyiz. Şöyle bir durum var. Danışanlarımda çok görüyorum. Evet, iletişim becerileri şey yapıyoruz, öneriyoruz, diyoruz ki işte konuşma saatleri olacak, dinleme saatleri olacak. Sıkıntı şu, mesela eve erkek geç geliyor ya da işten yorgun argın geliyor ve kadının talebi hemen o anda bir konuşma şeyse ödevi yapmak. Sonrasını dinlediğimizde aslında evet adam diyor ki o anda ben birazcık bir dinlenmek istiyorum, bir elimi yüzümü yıkayayım, bir içeri gireyim, bir kendime geleyim, sonrasında konuşayım. Fakat kadın zaten sabahtan eve kadar evde beklerken o saate kadar beklemiş ve o saati kendisine belirlediği için o da tahammül edemiyor. Biz bunlar için dedik ki doğru zamanı seçelim. Kim ne zaman rahat, kim ne zaman bu ödevi yapmak istiyor o zaman yapın. Konuşmaya evet konuşmamızı düzenledik ama bir taraftan konuşma kadar dinleme de gerçekten iletişim becerileri için de geçerli bir şey.
Dinlerken pasif bir dinleyici olmamak gerekiyor. Aktif bir dinleyici olmak gerekiyor. Dinlediğinizi, karşı tarafın mesajını anladığınızı karşı tarafa anlatmanız gerekiyor. Dinlerken asla başka işlerle uğraşmamak gerekiyor. Atıyorum televizyon var, elinizde telefonunuz var, başka bir şeye bakıyorsunuz. Bir taraftan atıyorum örgü örüyorsunuz ya da yaptığınız laptopta kendi işiniz var. Evet sen konuş, ben seni dinliyorum. Hayır, böyle bir dinleme asla olmaz. Dinlerken insanların göz teması birbirlerinin kurulması gerekiyor. Mimiklerinizle, jest ve mimiklerinizle karşı tarafı anladığınızı göstermek gerekiyor en azından. Ve konuşmacıyı özgür bırakmak gerekiyor. Evet, anladım ben seni şeklinde çabuk anlama davranışları karşı tarafın aslında konuşmasını özgür bırakmamak demektir. Onu biraz daha özgür bırakırsak aslında müdahale etmezsek konuşma yarım saat sürecekse belki de 10 dakika içinde sonlanacaktır aslında. O yüzden sabretmek gerekiyor. Ya da dinlerken şunu yapmamak gerekiyor. Hemen arkasından siz vereceğiniz bir cevabı hazırlamaya başlarsınız. O zaman aktif bir dinleyici olmuyorsunuz zaten. Sadece şu oluyor. Bir savaş var. Evet, karşımdaki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama ben de onun üzerine çıkmalıyım, o zaman ona şu yanıtı vermeliyim şeklinde bir algı olmaya başlıyor. Bu tabii ki de iletişim becerileri, hani ben daha çok karı koca üzerinden gidiyorum ama çocuğumuza karşı da aynı şekilde. Çocuğunuzu da dinlerken aynı şekilde böyle çabuk anlamamaya gayret etmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca rahat bırakın karşı tarafı. Ara ara elbette ki aktif dinleyicilikte bu gerekir. Ha, anlıyorum seni. Evet şeklinde tasdikler, onaylar ya da karşı taraftan dinlediğinizin bir özetini çıkarma hali olabilir. Ya da ben bundan rahatsız oluyorum cümlesinin arkasında siz şunu sorabilirsiniz. Neden rahatsız olduğunu anlamıyorum. Bunu bana biraz daha açar mısınız şeklinde yapabilirsiniz. Ama şu olmaz. Sen rahatsız oluyor olabilirsin ama ben rahatsız olmuyorum. Siz araya girmeyin lütfen mümkün olduğunca dinleme pozisyondayken. Dinlerken eşinizi ya da çocuğunuzu, karşınızdaki her kimse onu dinliyorken muhakkak koşulsuz olarak kabul edebilmelisiniz. Ama duygularını, düşüncelerini kabul etmekten bahsetmiyorum. Onun o anda ne hissettiğinizde, neyi anlatmaya çalıştığını gerçekten dinlemek gerekiyor. Hem konuşmada hem de dinlemede olmazsa olmaz şey bir de bizim beden dilimiz. Ağzımız farklı söylüyorken yüzümüz farklı tepkiler veriyorsa yüzümüzün ifadesi daha geçerlidir aslında. Ya da dinliyorken dinliyorum şeklinde bir tavır zaten karşı tarafın konuşmasına müdahale etmek şeklindedir. O yüzden yüz ifadelerimize, göz temasımıza, ses tonumuza olabildiğince dikkat etmek gerekiyor. Bazen bir resim bin sözcükten bile değerli olabiliyor. Peki iletişim hatalarını, sıklıkla yapılan iletişim hataları, bunlar yıkıcı eleştiriler yapmak, genellemeler yapmak. Sen zaten hep böyle yapıyorsun, sen herkesin yanında beni aşağılıyorsun şeklinde bir genelleme yapmak iletişim hatalarının başında gelen bir şeydir. Bunun yerine daha da konuyu özetlersek aslında yani özeline indirirsek, dün akşam orada konuştuğun şeyden ben hoşlanmadım. Dün akşam beni aşağıladığını hissettim gibi cümleler aslında karşı tarafı daha da iletişime katan bir cümledir. Ama sen beni hep aşağılıyorsun cümlesi hiçbir zaman karşı tarafın kabul edebileceği bir cümle değildir zaten. Akıl okuma, geçmişi getirme, işi yokuşa süren ifadeler kullanma, artık çok geç yapsan ne olacak ki şeklinde cümleler, iletişim hatalarının başında gelen şeyler. Kendini tamamen haklı, karşısındakini haksız konuma sokan söylemler yine iletişim hatalarıdır. Anlamak yerine çözüm bulmaya ve çözüm önermeye yönelik girişimler bir de iletişim hatalarının başında geliyor. Şöyle burada aslında daha çok kadın ve erkek arasındaki farklar ön plana çıkıyor. Erkekler daha çok şöyle daha böyle tamirci şapkasını geçirip eğer ki atıyorum o günkü eve gittiğinde kadın ona herhangi bir iş probleminden ya da bir işte bir arkadaşı da yaşadığı problemden bahsediyorken erkek hemen o korumacı tavrıyla kim yaptı? Gideyim ben onunla konuşayım. Sen de böyle yapsaydın canım niye yapmadın? Şeklinde hemen bir çözüm önermeye yönelik girişimler aslında kadını kendini değersiz hissettiriyor. Orada kadının beklediği şey şu. Evet anlıyorum kendini gerçekten değersiz hissetmişim. Ama neden böyle olmuş acaba? Bu gerçekten karşıdan beklemiyordun. Hayal kırıklığına uğramışım farkındayım. Çok mu değer veriyordun acaba karşındakine şeklinde bir anlama şeysi oluştursak, ortamı oluştursalar her şey aslında daha da çözülecek. Bir süreden sonra şu oluyor çünkü eşim beni anlamıyor o yüzden de konuşmayacağım cümleleri dönüyor. Mantığı silah olarak kullanmak diğer bir iletişim hatası. Her yaptığımız şey mantığımıza uyması gerekmiyor. Hayatta her şeyi dört dörtlük mantığımıza uygun mu seçiyoruz? Atıyorum iş yerine giderken her gün giydiğiniz kıyafeti mantığınıza göre mi seçiyorsunuz? Elbette hava şartlarına göre ayarlıyorsunuzdur. Siyah giyeyim, beyaz giyeyim ya da kalın giyeyim, ince giyeyim ama bugün bu kıyafetimi giymek istiyorsam ben onu giyince mutlu olacağımı hissettiğim için giyiyorumdur. O yüzden evlilikte de her problem, her davranış, her söylem mantığa uymak zorunda değil.
Sık yapılan hata şu. Sen çok mantıksız davranıyorsun. Davranılabilir. Çok normal. Kendinize izin verdiğiniz kadar karşınızdakine de izin vermek gerekiyor. Sergilenen davranışlarla ilgili sorumluluk almadığını gösteren ifadeler kullanmak. Nedir bu? Bu da şöyle. Şiddet uygulayan bir eşten bahsedelim. Kendini şu şekilde savunur. Ben aslında öfkeli bir insan değilim ama sen beni böyle yapıyorsun. Bu direkt sorumluluğu karşı tarafa yıkmaktır. Tam tersi, ortada bir öfke problemi vardır, kendini yanlış ifade etme tarzı vardır ama sorumluluğunu almadığını gösteren bir ifadedir. Eşlerden birinin öğretmen ya da terapist rolüne girmeye çalışması, hani her şeyi mantığa uydurmaya çalışıyoruz ya, işte bu mantıksız, sen neden böyle yapıyorsun? Ve sonrasında gelen cümleler aslında şunlar: sen bence bir terapiste gitmelisin, sen psikiyatriden destek al. Bu böyle mi yapılır canım, ne alakası var? Hayır, bu böyle yapılmaz şeklindeki söylemler aslında eşlerden birinin öğretmen ya da terapist rolüne girmeye çalıştığını gösterir ki bu da gerçekten iletişim zedeleyen bir durum. Peki iletişim becerilerinden birazcık da bahsettik. İletişim hatalarının neler olduğunu bahsettik. Peki en başında aslında iletişime girmeyi engelleyen şeyler ne? Özet olarak bakacağımızda karşımızdaki bireyi eğer ki birey olarak görmüyorsak, o zaman ne yapılır? Gelişimini, iş yaşamını engellenmeye çalışır. Otorite altına alınmaya çalışır. Çünkü karşı tarafa güvenmiyoruz ya, saygıda duymuyoruz ya, onun ipleri bende, onu ben yöneteceğim, şöyle olacak, böyle olacak şeklinde düşündüğünüzde zaten iletişim artık en başından kurulamaz bir hale geliyor. Yaşanılan sıkıntıları dile getirmemek, konuşmamak, sürekli baskıcı davranmaya çalışmak, her gittiği yerde ya da her şeyde bir kıskanç tavırlar sergilemek, sürekli müdahaleci olmak, bunlar en başından iletişimin, sağlıklı bir iletişim zaten en başında engelleyen şeylerdir. Yine diğerleri ise şu iletişim engelleri konusunda. Şikayet etmek. Atıyorum eşinize, annesine, babasına, ablasına, yakınlarına artık şikayet etmek. Onun hakkında dedikodu yapmak. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Zaten karşımızdakiyle iletişim kurmamızı engeller. Peki nedir sağlıklı iletişimin önündeki başka öneriler var mıdır? Evet, konuşma becerimizi geliştireceğiz, dinleme becerimizi geliştireceğiz. Bunun haricinde karşımızdakinin verdiği mesajın sadece olumsuz yerine odaklanmamak gerekiyor. Tümüyle almaya çalışın. Aslında kendini ne söylemek istiyor, neyi ifade etmek istiyor? Bu sizin bildiğiniz bir şey de olabilir. İşte orada mutsuz oldu, bana geldi, şimdi onu anlatmaya çalışıyor. Tamam, bırakın. Eğer ki size anlatmaya çalışıyorsa muhtemelen sizin anlamadığınızı ya da sizin fark etmediğinizi düşündüğü için bunu yapıyordur. O yüzden bırakın kendisini tekrardan ifade etsin. Belki de sizin anlamadığınız ya da fark etmediğiniz başka bir şeyden bahsedecektir. Sizin vermek istediğiniz mesajda lütfen amacını aşmasın. Yani sen benim için kötü bir eşsin ya da sen benim için uygun olmayan bir eşsin cümlesi en sonunda, sen zaten kötü bir annesine varıyorsa bu kişiyi daha da zedeleyecektir. O yüzden vermek istediğiniz mesajı gerçekten odaklanmak gerekiyor. Kötü bir anne olmayabilir. Belki gerçekten sizin için uygun olmayan bir eştir. Aranızdaki iletişim yoktur. Ama mesajı aştırmamak gerekiyor. Tehdit cümlelerinden uzak durmak gerekir öncelikle. Bunu yapmazsan boşanırım. Bunu yapmazsan ben gidiyorum. Bunu yapmazsan beni kaybedeceksin. Zaten iletişim kuramayız ki böyle bir cümlenin arkasına. Geçmişi getirmeyelim dedik. Eski savaş alanına dönmeyelim. Cümlelere bir de olumsuz girişle başlayıp olumsuz bitirmemeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü olumsuz başlayan ya da olumsuz sonlanan cümleler, onun öncesinde 4 tane olumlu cümle varsa onları da aslında yok edip sadece sonuna odaklanmamızı sağlıyor. Eşler arasında sağlıklı iletişim olmazsa olmaz şeyler koşulsuz destek. Ama koşulsuz destek derken düşüncelerin hepsini destekleyeceğim, hepsinin arkasında olacağım değil. Buradaki koşulsuz destekten kastımız duygusal olarak koşulsuz destek. Karşınızdaki birey olarak tanımlayıp sonrasında eğer ki üzülüyorsa, mutsuzsa ya da mutluysa, evet ben senin yanındayım ve ben seni anlıyorum mesajını iletmek karşı tarafa. Takdir ve onayı muhakkak yapmak gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman takdir edilmiyorsa karşı taraf bir fedakarlık yapıyor, son noktasına kadar geliyor ama hiçbir şekilde takdir vermiyor. Belki artık tamam bırakıyorum, ben de daha fazla takdir etmeyeceğim. Anlayış ve hoşgörü, güven ve inanç, sevgi ve saygı da zaten eşler arasındaki sağlıklı ilişkinin olmazsa olmazları. Evlilik aslında iki kişinin yine iki ayrı kişi olarak bir arada yaşamayı becerebilmesi. Hep yanlış anlaşılan bir şey var. Evlilik biz olmak. Hayır, biz olmak değil. Evlilik beni kaybetmeden biz olmak aslında. İki ayrı bireyin bir arada yaşayabilmesidir evlilik. Tartışma olmayan, iletişim kazaları yaşanmayan evliliklerde asla yok. Her evlilikte illaki bir iletişim kazası olacak, bir tartışma olacaktır. Peki çocuklarımızın bizimle kurdukları iletişimden beklentilerine? Her şeyden önce kabul görmek ve bir birey olarak karşı tarafın
kendisini kabul ettiğini görmek. Çocuğun en başta istediği şey bu. Elbette ki sevgi, eşitlik, anlayış bunları da ister. Arkadaşları da görmek ister. Ama önemsendiğini, ciddiye alındığını da görmek ister. Bunlar maalesef ihmal edilen şeyler. Ciddiye alınması, önemsenmesi. Ya da çocuğunuz size bir şey anlatırken sıklıkla oluyor. Siz bir taraftan bulaşık yıkarsınız, siz bir taraftan yemek yaparsınız. Evet, konuş, ben seni dinliyorum. Hayır, bu gerçekten bir iletişim değil. Ve çocuklar bunu gerçekten büyük bireylerden daha çabuk bir şey yapıyorlar, fark ediyorlar. Evet, annem beni hiçbir zaman dinlemez zaten. Annem genelde yemek yapar. Annem genelde kardeşime bakar. Ben o sırada okuldan olanları anlatırım şeklinde. Çocuk önemsenmediğini fark ediyor. Ve tutarlı olmak gerekiyor. Çocuğunuza bugün evet dediğinizi yarın hayır derseniz çocuğun da kafası karışmaya başlıyor. O da bundan sonraki hayatında insanlara iletişim kurarken tutarlılığa çok da önem vermemeye başlıyor. Bugün böyle, yarın öyle diyebiliyor. Çocukla ilgilendiğinizi, ihtiyacı olduğunda yanınızda olun, ona yardım edeceğinizi bilmesini sağlamak gerekiyor. Konuşurken gözün içine bakmak gerekiyor. Aşağılayıcı sözler falan, sen çocuksun, hayır bunu yapamazsın şeklinde aşağılayıcı sözler onun benliğini zedelemekten daha öteye gitmiyor maalesef. Yine aynı şekilde sen mesajı yerine ben dilini kullanmak gerekiyor. Dedim ya, hem eşimizle hem çocuğumuzla konuşurken bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Neden sormaktan öte ne olduğunu sorun. Çocuğunuzun o anda ne hissettiğini, neyi anlatmak istediğini, size vermek istediği mesajın özünde ne var, buna bakmak gerekiyor. Sağlıklı iletişim kuran ailelerde kişiler tüm düşüncelerini, duygularını rahatça bir şekilde paylaşabiliyorlar. İletişim açık ve aktif oluyor. Aile bireylerinde isteklerini birbirlerine ifade edebiliyorlar. Ama sağlıksız iletişim varsa bir ailede genelde birbirlerine küs bireyler oluyor. İletişim genelde kapalı oluyor. Direkt mesajlar vermek yerine dolaylı anlatımlar. Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Bu zaten, eğer ki biz böyle bir şey karşı taraftan görüyorsa kendimizi en baştan bir değersiz hissederiz. Neden bunu bana direkt gelip söylemiyor da başkalarının üzerine anlatmaya çalışıyor? Ya da başka bir imayla bana bunu fark ettirmek istiyor deriz. Evet, kısacık böyle anlattım. Ben bu resmi çok seviyorum. Mutlu aile tablosu. Aslında sıklıkla bilinen Abidin Dino'nun tablosu gibi düşünür ama Abidin Dino değil, Diane Engel'in yaptığı bir tablodur. Her koşulda mutlu olmayı başarabilmek gerekiyor ama mutlu olmak için de olmazsa olmaz şey iletişimimizin gerçekten sağlıklı olması demektir. Benim sunumum burada bitiyor. İsterseniz hocam sorulara ve cevaplara geçebiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Temel noktalara işaret eden güzel bir sunum oldu bence. İletişim becerileri üzerinde durdunuz. İletişim hataları ve engelleri hakkında benim elimde de sorular vardı. Bunların birçoğuna cevap vermiş oldunuz. Ama benim Yine özellikle... üzerinden geçebiliriz hocam çünkü ben hani böyle kısacık bir ön bilgi gibi. Anladım. Yani özellikle benim dinleyenler açısından da yararlı olacağını düşündüğüm bir sorum var. Kendi ailelerimize özgü iletişim stratejisi oluşturma noktasında ne tür aşamalara dikkat etmemiz lazım? Bu anlamda önerileriniz olabilir mi? Çünkü her ailenin yapısı farklı, siz de dediniz ya az önce. Yani nereden yola çıkacağız, nasıl hareket edeceğiz? Şöyle hocam, gerçekten bunun böyle bir reçetesi yok. Her çünkü ailenin kendi dinamiği var kendi içinde. Kişiler eğer ki bir iletişim bozukluğunu fark ediyorsa aile bireyler, öncelikle bunu bir tanımlamak gerekiyor. Yani sorun ne? Gerçekten benim gördüğüm sorun ne? Eşimin gördüğü sorun ne? İlk basamak bence bu olmalı. Her iki tarafın sorun tanımlaması da aynı mı? Bir buna bakmak gerekiyor. Eğer ki sorun tanımlaması aynıysa, bundan sonra nereden problem çıkıyor bir onu tespit etmek lazım. Neden sorun mu? Hani dedim ya en başındaki, herkesin beklentisi ve hayali aslında farklıdır. Aslında uzlaşmamız gereken nokta da şu. Evet, sorunu tanımladık, ortada bir sorun var ve biz bunu çözmek için oturuyoruz. Ama maalesef tek çözüm yok ve herkese uyan bir çözüm de yok. Bir iletişime başlıyorsak, bir konuşmaya başlıyorsak uzlaşmamız gereken nokta şu. Hiçbir zaman o konuşma bir uzlaşmayla bitmeyecektir. Bunu konuşmak bile aslında sorunu çözmeye başlar yavaş yavaş. Şöyle söyleyeyim. İletişim problemi varsa öncelikle önce bir karşı taraf versin, ben bir bekleyeyim düşüncesinden öncelikle uzaklaşmak. İki çocuk atıyorum görürsünüz sıklıkla kavga ederler. İşte önce o vermiyor, hayır o bana vermiyor. Aslında biri önceden gelip bir hediye verse sonra hemen diğeri bir oyuncak buluyor. Al ben de sana bunu vereyim şeklinde. Öncelikle ilk veren biz olursak bir şey kaybetmeyiz. Biraz fedakarlık, biraz sorunu tanımlaması ve iletişim becerileriyle beraber bu iletişim bozuklukları zaten toparlanacaktır. Ama dediğim gibi her aile içinde bu aşamalar farklı farklı seyreder. Peki yine
ilgi çekeceğini düşündüğüm bir soru şu. Hangi aşamada bir danışmanın desteğine ihtiyaç vardır? Yani madem her aile kendine özgü, sorunları kendine özgü. Dolayısıyla bu noktada kararı nasıl vereceğiz? Biz kendimiz çözemiyoruz Yani aile olarak. Bir danışmandan hangi aşamada bunu destek? aslında çözemediğimizi fark ettiğimiz anda gerçekten bir üçüncü göze ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü çözemediğimizi fark ettiğimiz arkasından gelen şey şudur. Tamamen bireyler birbirine karşı iletişimi kapatacaklardır. Eve girip birbirleriyle doğru düzgün konuşmadan, belki aynı masada yemek yerken bile birbirlerinin yüzüne bakmadan ortamı terk etmeye gördüklerinde, birbirleriyle paylaşımı azalttıklarını ve olmayacak galiba, evet biz bunun üzerinden gelemiyoruz dedikleri zaman bir terapiste muhakkak başvurmaları gerekiyor. Her iki tarafta uğraşmayı bıraktıysa terapiste gelmek gerekir diye düşünüyorum. Ama her iki tarafta zaten bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsa orada terapistin ek olarak yapacağı bir şey yoktur. Zaten bizim de yönlendirdiğimiz şey o. Her iki tarafı da sürece dahil edip sorun ne? Bunu bir öncelikle tanımlatıp sonrasında bunun üzerine gitmek. Yani sorun ne derken de şöyle mesela denir ki ilgi görmüyorum, bana ilgi göstermiyor. Ama ilgiden anlaşılan ne acaba? İlgi derken neden bahsediyorsunuz? Şunu diyorsa işte ya da bize vakit ayırmıyor. Adama soruyorsunuz diyor ki yo ben her gün evdeyim dışarı çıkmıyorum ki. Aslında söylediği şey şu kadının. Eve geldiğinde bizimle temas kursun. Yani televizyonunu kapatsın, şey yapsın, biz bir konuşalım. Aslında istediği şey şu, bize vakit ayırmıyordan kasıt bu. Bunu tanımlamak gerekiyor. Anladım. Sorunun başını kaçırdım mı anlatırken? Yok, teşekkür ederim. Yeterince açık ve net bir cevap oldu. Hocam ekleyeceğiniz başka hususlar varsa onları öğrenmek isterim ama şunu da sormuş olayım. Konuya ilişkin tavsiye edeceğiniz çevrimiçi kaynaklar veya kitaplar varsa bunları Tabii sayar var. mısınız acaba? Bu sunumu da hazırlarken sıklıkla yararlandım ve hatta şöyle göstereyim yanımda da kendisi. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama Gözüküyor, sen, evet. ben ve aramızdaki her şey Mehmet Zihni Sungur hocamızın bir kitabı. Mehmet Zihni Sungur hocamızın başka kitapları da var. Hatta YouTube'da birçok videosunu oluşturabiliyor. Gerçekten dünya çapında bir terapisttir. İlişkileri de çok güzel anlatır, çok da naif anlatır. Onun kitaplarını, videolarını her türlü öneririm. Bunun haricinde bir de ilk evlenen ya da işte evlenme aşamasında olan çiftlere ya da evlenip de çözüm bulmakta zorlanan çiftlere sıklıkla önerdiğim kitaplardan biri de Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten, John Gray'in kitabıdır. O da gerçekten aslında bakış açılarımızın ne kadar farklı olabileceğini, evliliğin bu farklılıklara rağmen yürüyebileceğini ve bu evlilikten sağlıklı çocukların yetişebileceğini gösteren çok güzel bir kitaptır. Onu da öneririm. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Bence verimli bir etkinlik oldu. Çok Rica komple bir ederim. şekilde Ben teşekkür ederim. değindiniz temel meselelere. Yani ıskalanan hususlar benim söylediklerinizden anladığım özeti şu. Biraz dikkatli bir bakış açısı lazım. Aile içi iletişimde biraz empati becerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ve bencil hareket etmemek gerekiyor galiba aslında. Temelde de o sıkıntı var. Yani şöyle İbrahim Hocam, karşımızdakini gerçekten bir birey olarak kabullenmek gerekiyor. Çünkü şöyle hani evlilik öncesi aşk flört evresi çok iyi geçerken ne oluyor da evlenince acaba her şey bitiyor? Çünkü aşk zaman yani aşkın hakim olduğu evrede, flört evresinde bütün kapılarımızı, pencerelerimizi, her şeyimizi açıyoruz. Tümüyle acaba karşımdaki bana ne anlatıyor, ne söylüyor, buna odaklanıyoruz. Ama aynı eve girdikten sonra şu oluyor maalesef. Tamam artık hani ben onu öğrendim. Çok da duymama da gerek yok. Biliyorum ne söyleyeceğini. Yaptığımız yanılgı bu belki de en fazla. Umarım. Çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, değerli takipçiler, aile yılı etkinlikleri kapsamında bugün aile içi iletişim stratejileri konusu üzerine durduk. Konuğumuz doktor öğretim üyesi Betül Kutses Gürsoy idi. Aksu Fakültesinden Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.